Eurasia 2016 Moto Expo'dan merhaba sevgili seyirciler. 3 şeritte size söz vermiştik, fuarı anlatacağız demiştik. Fuarın ilk gününde, açılışta yine buradayız. Bu sene burada hakikaten yenilikler var. Geçen sene biliyorsunuz motosiklet pazarı %15 kadar küçüldü. Bu sene motosikletçilerin hepsi umutlu başlıyorlar sezona. Geçen yıl 120 bin kişi ziyaret etmişti fuarı. Bu yıl biraz daha fazla olacak. 28 Şubat'a kadar açık kalacak fuar. Ve bütün yenilikleriyle motosikletçiler boy göstermeye çalışacak. Bazı markalarda yetişmemiş modeller var ama merak ettiğiniz modelleri sorarsanız fuardan sonra hemen satışa sunulacağını öğreneceksiniz. Ne yenilikler var? BMW'de G serisi var. Yamaha'da XSR 700 var. 900 gelmemiş maalesef, yetişememiş. Ama onu merak edenler 700'den bir fikir edinebilir. Fuardan sonra satışa çıkacak. Honda'da NJ750X yeni modeli var. O biraz daha ulaşılabilir motosikletler kategorisinde dikkat çekiyor. Ama tabii bu senenin en iddialı motoru Afrika Twin var. Kawasaki'de yenilikler var. Ducati'de yenilikler var. Hepsini hızla geçip size gezip size iyi bir fuar gaydı oluşturmaya çalışacağız. Buraya gelirseniz ziyaretiniz kolaylaşır. Gelemezseniz de yenilik 2016 yenilikleri hakkında fikir sahibi olursanız. Dilerseniz şimdi fuarı hızla birlikte gezmeye başlayalım. Tasarımıyla ilgi çeken klasik görünümlü motosikletlerin birinin başındayız. Indian markası 1901 yılından bu yana üretiliyor. Amerika'nın klasik markalarından bir tanesi. Bu motosikletle ve motosikletin Türkiye pazarındaki hedefleriyle ilgili bize Hüseyin Sümer Bey bilgi verecek. Hüseyin Bey, siz distribütör firma temsilcisiniz. Satış pazarlama müdürünü yapıyorum. Evet. Indian Türkiye'ye geçen sene bir göründü, geldi fuarda ama çok... Mağazalarımızın hazır olmasını bekledik. İlk mağazamız açıldı Beylikdüzü'nde. 10 Mart'ta Antalya açılacak, Ankara var. Türkiye genelinde 4 ilde 6 mağaza olacak zaman içerisinde. Doğru lokasyon, doğru noktalarda iyi hizmet verebileceğimiz tüketici mağazalar açıyoruz. Bu aylıklar veriyoruz. Motosikletler bildiğim kadarıyla 23-24 bin dolarlardan başlıyor fiyatları. 56 bin dolar. 56 bin dolar. Bu arkamda gördüğüm motosiklet de 56 en bin dolar, pahalısı. Roadmaster. Evet, Roadmaster hakikaten Roadmaster görünümlü motosiklet. Bir takım hedef müşteri kitlesi var, marka zikretmeyelim ama o müşteri kitlesi için hakikaten oldukça cazip ve gösterişli motosiklet. 1811 cc. 1811 cc, evet. Ve çok düşük devirde 136 Nm tork veriyor. Doğru. Dolayısıyla sürüş zevki maksimum olan bir motosiklet. Biz bu motosikletleri aynı zamanda sinemadan hatırlıyoruz. Indiana Jones adı gibi. Indiana Jones'un meşhur kaçış sahnesinin kahramanı, evet. Ve Amerikan polis motosikletlerin bir kısmı da galiba Indian. Döndüğünüzde, dönüp baktığınızda Amerikan ordusunun ilk motoru. Evet. Bir efsaneye getirdik aslında Türkiye'yi. Ve yeni grubun, polis grubunun satın almasıyla genişleyen vizyonu dünyada ve Avrupa'da şu anda satış patlaması yaşanıyor. Hedefiniz ne Türkiye'de? Kaç adetler hedefliyorsunuz? Hedef değil aslında. Adet değil bizim hedefimiz. Biz kısa sürede, ki umduğumuzdan daha hızlı ilerliyor, iyi hizmet verebildiğimiz ciddi bir pazar payı almak. Yeni bir kitle kesinlikle oluşturmak, kesinlikle aynı zamanda. Evet. Çok acelemiz yok.
Peki size başarılar o zaman. Çok iyi bir fuar olmasın çok diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok mersi. Standındayız. Suzuki standının ilgi çeken yeniliklerinden bir tanesi bu yanında bulunduğumuz Van. Ama 2016 yılında Suzuki tam 7 yeni motosiklet sunacak pazara. Bunlar henüz fuarda yok ama Mart ayından itibaren satışa sunulacak. Ne onlar? Mesela GSX-1000FA, GSX-1000SA gibi motorlar. Introdur 1500 yeniden pazara girecek ama Suzuki'de standta 13 yeni model var. Ve Suzuki distribütör değişmesiyle birlikte 2016'yı büyüme hedefiyle girdi ve bu sene %35 gibi bir büyüme hedefi var. Fuara gelenler fiyatlar konusunda da yeni distribütörün tüketicinin hoşuna gidecek bir takım düzenlemeler yaptığını görecek. Eğer standa gelirseniz fuar standına yeni motosikletleri Mart ayından itibaren satın almak üzere sipariş verebilir ya da mevcut motosikletleri görüp tanıyıp yeni fiyatlarını öğrenebilirsiniz. Yamaha standındayız. Yamaha yeniliklerini inceliyoruz hep birlikte. XSR700'ün yanındayız. Bu motosikleti hatırlarsınız Sardunya'da test etmiştim ben geçtiğimiz günlerde. 3 şeritte de yayınladık bunu. Yamaha'da başka yenilikler var. XSR700 31.750 Türk Lirası fiyatla satışa sunuldu. 900 fuara yetişmedi ama fuardan sonra o da satışa sunulacak. Bu motosiklet biliyorsunuz Yamaha'nın Faster Sons yani hızlı oğullar konseptini yani retro konseptinin bir temsilcisi ve oldukça ilgi çeken bir motosiklet Avrupa'da. Türkiye'de de ciddi fanatikleri olacağını biliyoruz. Yamaha'da MT25 var yeni geldi. MT10 var o da yeni motosikletlerden biri. VMAX var. Yamaha pek çok yenilik sunuyor standında. Bence fuara geldiğinizde burada sizin zevkinize hitap edecek bir motosiklet mutlaka bulacaksınız. Tabii X-Max ve onun ailesinden hiç söz etmek istemiyorum. Çünkü biliyorsunuz Yamaha'nın satışlarının önemli bir kısmı o segmentten geliyor. Yani hobi ve şehir içi kullanıcıları önemli bir kısmı X-Max müşterisi. Diğer motosikletler arkamda Yamaha'nın arazi motosikletleri var. Onların fanatikleri de burada olacaktır mutlaka. Hakikaten keyif veren bir stand yapmış Yamaha. Buraya uğramadan geçmeyin motosiklet puanına gelirsiniz. Hero standındayız. Hero markası son dönemde Türkiye'ye ilgi duymaya başlayan büyük Hindistanlı üreticilerden bir tanesi. Hatta dünyanın en büyüklerinden bir tanesi. Türkiye'de Çinli motosiklet üreticileri pazar payı kaybettikçe Hero gibi markalar yükselen değer haline geldi. Yanımda Hero markasının pazarlama ve satış müdürü. Doğru mu söylüyorsun? Yöneticisi diyelim. Yöneticisi. Sait Orhan Bey var. Evet. Sait Bey, arkamda gördüğüm motosiklet sizin yeni bebeğiniz. Ama aynen. Başka yenilikler de var standınızda. Hem bebeğimiz hem amiral gemimiz. Evet. Çok güzel bir şey söylediniz. Çin menşeli ürünler pazar payı kaybettikçe Hero ve benzeri markalar ciddi bir pazar payı elde ediyor. Aslında bu belki son birkaç yılın en güzel pazar tarafı buydu. Ağzınıza sağlık. O zaman kolay gelsin size. Tamam. Ne yenilikler var ve ne bekliyorsunuz 2016'dan? İki tane sürprizimiz var müşterilere. Birincisi 7 tane yeni modelimiz var 2016'da. 110 ile 223 cc arasında. 4500 ile 6600 lira arasında. Türk lirası. 4500 ile 6600 lira Türk lirası arasında. 223 cc'lik yeni karizma amiral gemimiz şu an 6600 lira. 223 cc ve 19,5 beygir. Bu sene için yine en çok konuşulan sürprizlerden bir tanesi Türkiye'de bir ilk. Bu da Türkiye'de ilk defa 5 yıl garantiyi 1 Ocak 2016 itibariyle bütün Türkiye'de başlattık. Türkiye'de 5 yıl garanti vereceksiniz. Peki kaç noktada servis veriyorsunuz? 120 nokta servis hizmeti verecek. Buna bu programın, bu taahhütnamenin içerisinde 72 saatte yedek parçanın ulaştırılması taahhütü var. Ki ulaştırılmadığında parça bedelini almıyoruz ve hediye ediyoruz müşteriye.
Umarım iyi bir yıl geçirirsiniz Sait Bey. İyi bir fuar olur. Fuara gelen ziyaretçiler de burada aradıklarını bulurlar. Çok teşekkür ederim. Motosikletin yanındayız. Türkiye'de çok az biliniyor nedense. Ama bu motosikletin kullanıcılarından bir tanesi de benim. Dailim S3 Advance ile birlikteyiz. Evet. 250 cc. Alper Ekmekçioğlu, Dailim satış müdürü yanımda. Alper Bey, hakikaten sınıfının en güçlü motosikleti. En güçlü motoru. Bildiğim... Ve birçok aksesuarıyla da sınıfında diğer rakiplerine ayrılan bir model. S3'ün en büyük avantajı rakiplerine göre 250 cc'de 25 beygir güç üretebilen tek motor, tek scooter. Bunun yanı sıra özellik olarak da anahtarsız çalıştırabilme şansımız var. Evet. Keyless Coil'a. Evet. Bu size çok büyük bir rahatlık sağlıyor. Aynı zamanda güvenlik de en üst noktada. Çelik fren hortumları ön arka disk freniyle ve önde yaprak diskiyle durma mesafesi en minimuma getiren scooter'ımız. Bunun yanı sıra kullanım tarzında da çok rahat, çok güvenli ve yol tutuşu çok çok üst model bir scooter. Şu anda sınıfında aslında iddialı bir model. Motor gücüyle, performansıyla, yol tutuşuyla da birçok rakibinden de üstün bir model. Fiyatı ne? Fuar için özel fiyat yaptınız mı? Şu anda 14.000 TL. 2015 fiyatı. Şu anda herhangi bir özel fiyatımız yok. O zaman bayilerle pazarlık edecek evet, müşteriler. Aynen öyle. Peki, iyi bir fuar olmasını diliyorum o zaman. Sağ olun, çok teşekkür ederim.